Değerli emekli arkadaşlarım, değerli dostlarımız, değerli basın emekçileri, basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler mesleklerimizden emekli olduk ancak yıllardır yokluğu ve yoksulluğu her fırsatta dile getirdik. Ne yazık ki Türkiye toplumunu hayal dünyasında tıpkı toplumun diğer emekçi kesimleri gibi yaşamının en güzel yıllarını bu ülke yandaş bir yönlendirilmiş siyahlar beyaz açlık işten %41'e indirmiştir. İktidarın penceresinden bakınca açlık onların dünyasında çıkardıkları sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ilaç alamamak yok. Yaşanan bunca yoksulluk ve sefalete rağmen AKP sözcüleri hala iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklileri enflasyona ezdirmedik diyebiliyorlar. Oysa bu söylemin içi boştur. Emekli maaşlarının sürekli eridiğini, satın alma güçlerinin gerilediğini en iyi emekli aileleri bilmektedir. Çünkü emekliler neredeyse peyniri gramla, zeytini taneyle almakta, eti ise bayramdan bayrama ancak yiyebilmektedirler. Ülkenin büyümesinden arttığı söylenen milli gelirden pay nedense emekliye iş buhar olup uçmakta. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Ben buna %3 zammı boykot ediyor. Öğrenci kızımız, oğlumuz, torunumuzla, işten atılan damadımızla paylaşıyoruz. Aslında banka kuyruklarında kalp krizinden ölmekten gayri bir seçenek bırakmadılar. Bu sorunların çözümü için yıllardır verdiğimiz mücadeleye rağmen mevcut kazanımlar yerine elimizdekiler birer birer alınıyor. Kamu alanının talanı bütün hızıyla devam ediyor. Bireysel emeklilik sistemini yasalaştırdılar. Amaç yakın gelecekte kamuda emekliliği tasfiye etmek, binlerce kamu emekçisinin iş güvencesini devlet desteğiyle birlikte tasarruf oranlarını artırarak darmaktır. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Değerli emekli arkadaşlarım, basın mensupları, 2002 yılın Mart ayında adına 2,5 milyon SSK emeklisinin 1.900.000'inin yararlandığı bu düzenlemeyle 450.000 emekli 1 ile 50 TL arasında, 324.000 emekli 50 ile 100 TL ve 350 TL arasında artış aldı. Aylardır beklenti içine sokulan binlerce emekliye öngörülen bu paraları da ancak 10 ay sonra alabildiler.
Değerli arkadaşlarım, bu yapılan bir iş düzenlemedir. Bunun adına intibak denilemez. Gerçek intibak, Sosyal Güvenlik Kurumu içindeki milyonlarca emeklinin ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları ve asgari geçim endeksinin öngördüğü rakamlar dikkate alınarak maaşlarda yapılacak gerçekçi, adaletli bir düzenlemeden geçmektedir. Haklarımızı yok sayanlara, geleceğimizi, sağlığımızı karartanlara yüzdelik komik artışlarla yaşantımızı çekilmez kılanlara karşı bizim gibi aynısı edebiliriz. Düşüncelerimiz ne olursa olsun, hangi partiye oy verirsek verelim, biz 10 milyon emekliyiz. Sıkıntılarımız ortak. Üye olmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biz tüm emeklilere en az maaşlarının %60'ı kadar yıllık promosyonun derhal ödenmesini talep ediyoruz. Biz tüm ödemelerin emekliye sayılmasını, çalışırken aldığımız maaşlarımızın emeklilikte de ulaşımın parasız olmasını talep ediyoruz. Biraz zor iş. Değerli arkadaşlarım, bir emeklimizin günümüzde saymakla tükenmeyecek kadar çok sorunu var. Burada dile getirdiğimiz bir sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki emekli sandığı, sosyal sigortalar emeklisi ve Bağkur emekli maaş uçurumunun sağlıklı, adaletli ve eşit bir intibak yasasıyla düzenlenmesi için AKP hükümetini buradan bir kez daha uyarıyorum. Açıklamamıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Açıklamamıza katılarak bize desteklerini ve dayanışmalarını esirgemeyen Eğitimsel Şube Başkanı Yüksel Şahin, Yürütme Kurulu üyelerine ve Eğitimsel üyesi arkadaşlara, Petrol İş Şube Başkanı Recep Sefer ve Yönetim Kurulu'na, Büro Emekçileri İl Temsilcisi Muharrem Durakçan'a, tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Naci Tekinay'a ve Yeni Mahalle Muhtarı Mirzali Tarlabölen'e, CHP İlçe Başkanı Kemal Hoca'ya, Türkiye Emekler Derneği'nden Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Aytekin'e, Alevi Bektaşi Derneği'ne, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne ve Ses Temsilcisi Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Katıldığınız için ayrıca hepinize tek tek teşekkür ediyorum.